on the road headed back to New Orleans, driving in the country past old timey scenes. Big birds were singing in the tall willow trees, mighty fine. Three words written on a paper bag, I miss you, was written in a message in black, thrown in a van 2,000 miles back, a better time. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir süredir İsviçre'yi geziyorum. Şimdi İsviçre'de Lauterbrunnen, doğru telaffuz ediyorumdur inşallah, diye bir küçük köye geldim. Buradaki videonun çok uzun olacağını düşünmüyorum ama köyü çok beğendiğim için size de göstermek istedim. Yine İsviçre Alplerinin eteklerinde dolanıyoruz yani. Hadi gidelim bakalım turumuza. Bu arada köy mü kasaba mı bilemedim. Tabii ki evet. Bayağı turistik olduğu için yine şu, nasıl söylesem, tren değil de ne derler ona bilmiyorum. Şeyde, ya teleferik gezmek, de değil. Gezmek için aynen. Hani biniyorsunuz ya, bazı şehirlerde oluyor. Onun gibi turluyorsun evet. Yani ondan var. Aslında, galiba evet buyur. Aslında bence burası köy ama çok böyle şey olduğu için hani dağların eteklerinde insanlar da turist çekmeye başlamış köy. Şey öyle de var. Helikopterle değil mi? Evet. Böyle gezi de yapılabiliyor. Şelalesi muhteşem. Ana caddesini göstereyim size. Biraz burası da böyle Grindelwald'daki gibi bir ana caddesi var yani. Çok farklı değil ondan. Ama bir kalabalık yine Asyalı akınına uğramış. Acayip püslenmişler. Ama her yerdeler. Yani fotoğraf için geldikleri çok belli. Ama çoğu böyle bazen yol kenarında fotoğraf çekiyor. Çok daha güzel yerler var tepeye çıkarsan. Ama Avrupalılar daha farklı değil mi? Evet. Şortunu çekmiş, yazlık botunu giymiş, çantasını da takmış. Aynen. Gidiyor onlar. Onlar yürüyor. Ama bunlar daha çok şey, makyaj yapıp fotoğraf çektirmeye gelmişler gibi. Koca koca çizmeler. Kovboy çizmeleriyle. Böyle bir dağdan iniyor kovboy çizmesiyle. Yani o ne ya? Burada giyilir mi? Burada yürüyüş ayakkabısını giyeceksin. Aynen. Şu an düz olduğuna bakmayın. Hemen mesela şöyle aşağıya doğru inin. Her yer... Yine bayır. Aynen. Yine caddeleri güzel. Ya bir de buranın özelliği böyle. Ne tarafa baksan dağ görüyorsun yani. O yüzden bir sürü turist çekiyor. Evet. Caddesi de böyle. Şu helikopterle yapılan glasyer turu var ya, onu soracağım da. Şu an önünde biri bayağı meşgul etmiş. Yapmayacağım bu arada, soracağım, merak ettim. Yani ileride yapmak istersek veya yapacak olanlar varsa evet. Bilgi olmuş olur. Bu çocuk gitmez, bineceği de yok. Şu an şeyinden konuşuyorlar, çocuklarından. Bir şey söyleyeceğim, çocuğu olan herkes neden çocuğundan konuşuyor ya? Hi, can I ask about the tour? What is the price? What is the direction? So we have three different tours. We have a 13-minute, a 20-minute, and a 30-minute. These numbers here correspond to the flight pattern. So the 13-minute is number one. This is these prices. Here. Okay. Thank you so much. You're welcome. Thank you. You're welcome. Bye bye. Fiyatları aldık da şey 1200 anlamadım. Ne 1200 olmuş? 4 kişi olursa niye 1250 oluyor? Aa bak, cannoli mi alsak bir tane? Şey, bunlar burada İtalyan tatlısı. Hemen çok hızlı değiştirdim. İtalya ise İtalya'ya gideceğiz, orada yeriz. Şey, ne söyleyecektim? Şöyle bir tanesinde şey var. İniyorsun. Bırakıyor seni, buzun üstünde evet. Yürüyorsun 5 10 dakika. Dakika. 10 dakika. 10 dakika mı? Ya 5 dakika. Eğer 5. ekstra alırsan 10 dakika. Ha, ama fiyatlar tabii ki pahalı yani. 1215 şey frank. Swiss frankı varsa. Ama bu yapılır. Çok güzel tabii. Bu yapılır. Aynen. Daha geniş ama bak, bir zamanda grupla gelirsen evet, şey uygun olur geliyor. Ama ben diyeyim ki mesela 4 kişilik arkadaş grubun yok ama 4 kişi gitmek istiyorsun. O kadar para vermek istemiyorsun. Adını listeye yazdırıyorsun. Onlar da listede seni arıyorlar. Diyor ki pazara kadar buradaysan işte şimdi gidebiliriz buraya falan. Buraya grupla gibi. Geleceksin ya. 3 kişi mi oluyordu, 4 kişi mi oluyor? 3 kişilik de var, 4 kişilik de var, 5 kişilik de. Şimdi şelale gibi bir şey var şurada. Yani şelale. Onun yanına doğru gidiyoruz. Bir baktım insanlar böyle karınca gibi gidiyor. Dedim ben de gideyim bakayım ne var. Gösteriyorum. Her yerde böyle şey var. Su. Su. Dökülüyor. Tünele girdik, şelaleye doğru devam. Böyle herhalde buraya kadar su geliyor ha, gelmesin diye. İsviçreliler dağ taşı değerlendirmiş.
Aa, su akıyor. Devam. Oho, burası bayağı şey. Aa, buradan gerisi kayıyor. O çok kötü burası. Oh, herkes tutunarak iniyor. Hemen. Dikkatli ol. Sanmıyorum ki daha devam edeyim telefonla. Bu ne? Şuraya göstermem lazım. Helikopter su alıp duruyor sürekli. Galiba yangın çıkmış. Anne ve çocuğum. Ne? Gidişler sağdan, dönüşler soldan. Hadi. Aynen ya, şunu öğrenin artık ya. Dikkat et. Yerler inanılmaz şey. Hep su. Tutunarak çık hemen, hiç bırakma. Tutunarak çıkıyorum da soldan gitmeyi bilmiyorlar ki. Manzara. Ay, dağın tepesine iyice yaklaştık. Bekleyeceğiz, trafik oldu. Gözüküyor ya. Galiba burada bitti. Ama burası fotoğraflık bir alan değil, değil ki. Evet. Neyse, sen de git bir bakayım. Ben şöyle bir çekeyim. Suyun döküldüğü yer böyle. Hemen burada fotoğraflık bir yer göremiyorum. Evet. Ben. Gidiyoruz artık, bu kadarcık ya. Aynen. Artık burada kapatıyorum, aşağı inelim. Aynen, ya. Aynen inelim. Devam et. Ay, kafama sular damladı. Köpek gitmek istemiyor. Köpek inemedi ya. Aynen. Sahibi kucağına aldı. Yapıştı demirlere böyle. Korkudan. Köpek, aa, orası şey ama. Evet, demirli ya. Baksana, köpecik sahibinin kucağında. Hmm. Öndeki çocuğun ok işaretlerini takip et, hemen kaybolmuyor. Aynen. İniyoruz artık. Kas yaptım bu 10 günde. Gidişler sağdan, dönüşler. İnanılmaz bir talep var yukarıya. Aynen. Ya. Ya köpek gene mahvoldu çocukcağız ya. Alışmamış şehirde. Baksana, gitmek istemiyor. Anam, elime de karınca geldi. Bir de galiba çok insan gördü, şaşırdı hayvan. Ama bana sorarsanız inanılmaz fotoğraflık bir şey yok. Yani yok. Evet. Evet arkadaşlar, artık videoyu kapatıyorum. Dediğim gibi bu kısacık bir tur oldu ama burayı beğendiğim için göstermek istemiştim size. Ben yeni maceralara dolu yol alırken siz kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.